Herkese günaydın. Bugün antik dünyanın süper gücüne dönüşmeye başlayan Roma'ya geri dönüyoruz. Roma'da yaşanan bu dönüşümün Roma mimarlığı üzerinde çok derin bir etkisi olduğunu göreceksiniz. Bugün Roma'nın bir yıldız gibi parlamasında etkisi olan insanlardan da söz edeceğiz. Bunların arasında Julius Caesar Magnus Pompeius, Marcus Antonius ve Octavianus Augustus. Özellikle de Octavianus Augustus yani Roma'nın ilk imparatoru Augustus vardır. Ve bu nedenle de bugünkü dersimizi Tuğladan Mermere Augustus Roma'yı Şekillendiriyor olarak adlandırdım. Solda Julius Caesar'ın bir portresini görüyorsunuz. Sezar'ın yeşil diyabez bir portresi. Bu portre şimdi Berlin'de ve ben bunun Kleopatra tarafından yaptırıldığına inanıyorum. Bunu Sezar'la birlikte Sezar'ın onuruna Aleksandria'da yani İskenderiye'de inşa ettirdiği yapı olan Kaiseryum için ısmarlamış. Ve gördüğünüz gibi olduğu gibi tasvir edilmiş. Çizgileri, kırışıklıkları, dökülmüş saçları ile oldukça gerçekçi bir portre. Sağda ise Magnus Pompeius'un bir resmini görüyoruz. Bu da şimdi Kopenhag'da Ni Kasberg Glyptotek'te bulunan mermer bir portredir. Bu portreden Magnus Pompeius'un kendisini Büyük İskender'e benzetmeye çalıştığını görüyoruz. Gür saçlarıyla, saçlarının önündeki kabarıklığı ile Büyük İskender'in kabarık kıvrımlı saçlarını çağrıştıran bir saç modeli var. Size Sezar'dan, hayatından ve mimari üzerinde etkisi olan bazı başarılarından kısaca söz etmek istiyorum. Sezar'ın milattan önce 59 yılında konsül seçildiğini biliyoruz. Ardından Magnus Pompeius ve Crassus ile birleşerek 1. Triumvirliği kurdu. Birinci triumvirlikle birlikte Sezar, Galya'ya prokonsül olarak atandı. Ancak tüm iyi niyetlere karşın, Milattan önce 54 yılında bu triumvirlik dağıldı. Roma'da Milattan önce 53-50 yılları arasında yiyecek kıtlığı ve ayaklanmaların olduğu zor bir dönem yaşandı. Senato bu ayaklanmaların halkın yönetimi ele geçirmesiyle sonlanmasından korkuyordu ve Pompeius devreye girdi. Pompeius senatoyu kontrol altına aldı ve düzeni sağladı. Bunun karşılığında da rakibi Julius Caesar'a karşı senatonun desteğini arkasına aldı. Triumvirliğin diğer üyesi Crassus bu arada zaten ölmüştü. Ama işin sonunda kazanan Sezar oldu. Ve 48 yılında ünlü Farsalos Savaşı'nda Magnus Pompeius'u yendi. Pompeius Mısır'a kaçtı ama orada öldürüldü. Hatta Mısırlılar Pompeius'un başını kesip bir tepsi içinde Sezar'a sundular. Sezar'ın bundan mutlu olduğunu düşünebilirsiniz. Ama öyle olmadı. Magnus Pompeius'u yenmiş olmaktan mutlu olsa da Romalı bir meslektaşının başının tepsi içinde kendisine sunulmasından hoşlanmadı. Sezar bundan sonra kazandığı zafere rağmen bir süre Kleopatra ile Mısır'da kaldı. Roma'ya milattan önce 45 yılında döndü ve o yıl içinde diktator ilan edildi. Sezar mali reformların ardından Roma'da bir dizi imar işine başladı. Roma mimarlığının da şekillenmeye başladığı dönem budur. Tüm yaptığı reformlara, inşa ettirdiği yapılara, imar işlerine rağmen Romalı aristokratlar Sezar'ı bir tiran olarak görüyorlardı. Bunun nedeni onun fazlaca Kleopatra'nın etkisi altında kaldığına ve monarşi kırslara kapıldığına inanmalarıydı. Ve aristokratlar onun öldürülmesini teşvik ettiler. Ve hepinizin bildiği gibi milattan önce 44 yılının 15 Mart'ında Cassius ve Brutus tarafından öldürüldü. Milattan önce 42 yılında ise Senato tarafından tanrılaştırıldı. Milattan sonra 2. yüzyılda İmparator Hadrianus'un sekreteri ve biyografı olan yazar Suetonius, 12 Sezar'ın hayatını kapsayan çok ünlü bir biyografik çalışma kaleme almıştı. Belki siz de biliyorsunuz, Robert Graves'in ünlü I Claudius'u, onun yazdığı biyografiye dayanır. Sezar aslında bir imparator değil, diktatördü. Ama buna rağmen Suetonius'un biyografilerinde yer alan ilk Sezar'dı. Suetonius, Julius Caesar biyografisinde Sezar'ın Roma'da hayata geçirdiği bazı büyük mimari projelerden de söz eder. Burada sözü geçen yapıların tümünü en iyiler, en büyükler arasında göreceğiz. Böyle olmasının nedenlerinden biri, Sezar'ın Kleopatra ile Aleksandria'da geçirdiği zamandır. Birlikte Nil boyunca yaptıkları ünlü tekne gezintileri sırasında Kleopatra ona piramitleri, Sphinx'leri göstermiş, Sezar da bunlardan çok etkilenmişti. Sezar gelecek kuşaklar için yapacağı en önemli işlerden birinin Roma'yı Aleksandria gibi büyük binaları, etkileyici anıtları olan bir şehir haline getirmek olduğuna karar verdi. Böylece Roma'ya döndüğünde büyük inşaat projeleri başlattı. Sütonius bize onun bir Mars tapınağı inşa ettirmeye başladığını ve bunun dünyadaki en büyük tapınak olduğunu yazar. Neden? çünkü Aleksandria'daki yapılarla yarışan bir tapınaktı. Ayrıca çok büyük bir tiyatro, sadece tiyatro değil çok büyük bir tiyatro, Yunanca ve Latince eserleri kapsayan kütüphane projeleri başlattı. Elbette o dönemde antik dünyadaki en büyük kütüphanenin Aleksandria kütüphanesi olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Sezar Roma'da da Aleksandria kütüphanesi ile yarışacak kütüphaneler kurulmasını istedi. Sezar mühendislik konularına da özellikle ilgi duyuyordu. Adriyatik'ten, Apeninler üzerinden Tiber'e uzanan bir yol inşaatını, Korint Istmus'taki ünlü kanalın yapımını başlatmıştı. Kanal geniş ölçüde tamamlanmıştı. Bugün Yunanistan'da Korint'e gittiğinizde kanalı görebilirsiniz. Ama çabalarının çoğu M.Ö. 44 yılında öldürülmesiyle yarım kalmıştır başladığı mimarlık projelerinin çoğunu istediği gibi tamamlayamamıştır. Geniş ölçüde tamamlayabildiği mimari projelerden biri Roma'daki bir forumdur. Bu adını Sezar'ın aile adı Julius'tan alan Julius Forumudur. Sezar Roma'daki Julius Forumunu ya da yaygın adıyla Julius Caesar Forumunun inşaatına Milattan Önce 52 yılında başlamış. Ölümünden birkaç yıl önce de milattan önce 46 yılında da açılışını yapmıştı. Forum aslında açılışı yapıldığında tam olarak bitmemişti. Ayrıntıları tamamlamak Sezar'ın ardılı Roma'nın ilk imparatoru Augustus'a kaldı. Ama yine de 46 yılında amaca hizmet edecek durumdaydı. Burada Forum Romanum'un Google Earth'ten bir hava görüntüsünü görüyorsunuz. Buna daha önce de bakmıştık. Haritadaki konumları görebilmeniz için tekrarlayalım. Bu Forum Romanum. Kolezyum, Sirkus Maximus, Platinus Tepesi, Kapitolyonus Tepesi, Victor Emmanuel Anıtı burada. Burası Mussolini'nin yaptırdığı Via dei Fori Imperiali. İmparatorluk forumları. Bunlardan biri olan Augustus forumundan bugün bahsedeceğiz. Sezar forumu, forum Romanum'un çok yakınındadır. Burada hemen solunda, üstünde de Victor Emmanuel'in düğün pastası. Forumun içindeki tapınaktan kalan üç sütunu burada az da olsa seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi buradaki forum Romanum'a bitişik, hatta aslında onunla bağlantılı. Bu forumun içinde de bir Venüs tapınağı var. Bu Julius ailesinin kutsal atası kabul edilen Venüs Genetrix'e adanmış bir tapınak. G, E, N, E, T, R, I, X. Julius ailesi soyunun Aneas'tan dolayı Venüs'e kadar uzandığını kabul eder. Yani Venüs sadece Sezar için değil tüm Julius'lar için çok özel bir tanrıçadır. Bu Julius Caesar Forumu'nun Milattan önce 46 yılında açıldığı zamanki durumunu gösteren planı. Sanırım 52 yılında inşaatına başlandığı zaman iki temel prototipin model alınmış olduğunu siz de görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Pompei Forumundan bildiğimiz Samnit Roma tasarımı olan erken tip forum temel alınmış. Ama bu tasarım kısmen de görmediğimiz bir yapıya dayanmaktadır. Bu günümüze ulaşamamış ama hakkında bilgi sahibi olduğumuz Sezar ve Kleopatra'nın Alexandria'da birlikte inşa ettirdikleri Kayseryum'dur. Kayseryum'un içinde bir yerde tapınak bulunan üstü açık dikdörtgen planlı, etrafı sütun dizileriyle çevrili bir yer olduğunu biliyoruz. Yani tüm tasarım dikdörtgen planlı bir kompleks içinde bir tapınaktan ibarettir. Bu tasarımı Aleksandria'dan biliyoruz. Eş zamanlı olarak Pompei Forumunda da görüyoruz. Sonuç olarak üstü açık, geniş bir dikdörtgen alan ve iki yanında sütun dizileri. Bu yanda ek bazı mekanlar olduğunu görüyorsunuz. Plandaki konumlarına bakarsak sanırım bana bunların ne olduğunu söyleyebilirsiniz. Bilen var mı? Pompei'de gördüğümüz benzer tip mekanları hatırlayın. Nedir bunlar? Nedir? Depo mu dediniz yoksa depo? Bunlar tam olarak depo değil. Dükkanlar yani tabernay. Pompei evlerinin önünde gördüğümüz tabernaları hatırlayın. Bunlar bir dizi dükkan yani tabernay forumun sol kanadına açılan dükkanlar. Bir de kısa kenarlardan birinin üstünde, hatta bu örnekte neredeyse forumun dışına taşan konumda Venus Genetrix tapınağı yer alıyor. Planda gördüğünüz üzere Pompei'deki Kapitolium gibi önündeki açıklığa hakim bir konumda. Genel plandan da anlaşılacağı gibi bu Etrüsk planı ve Yunan üst yapı unsurlarından oluşan bir erken Roma tapınağıdır. Yüksek bir podyumu var. Birazdan göstereceğim. İçinde bağımsız sütunları olan bir portikosu var. Bu yapıda her ne kadar ön cephenin yanı sıra iki yanda da merdivenler olsa da bunlar sadece podyumun üstündedir. Yani burada yine bir ön cephe vurgusu söz konusudur. Ve merdivenler Yunan tapınaklarındaki gibi tüm yapıyı çevrelemez. Ama podyumun iki yanında tapınağa yanlardan da ulaşılmasını sağlayan merdivenler var. Giriş tek. Çünkü bu Kapitolyonus üçlüsüne değil Venüs'e adanmış bir tapınaktır. İki yanda bağımsız sütunlar kullanılmış ama arka duvar aynen Etrüs geleneğinde olduğu gibi düzdür. Sonuç olarak bu tapınak bugüne kadar gördüğümüz tapınak tiplerinden farklı bir tapınak değildir. Burada asıl ilginç olan nokta tapınağın adandığı tanrıçanın seçimidir. Venus Genetrix aslında Sezar'ın kişisel, soyunun atası olduğuna inandığı bir tanrıçadır. Bir bütün olarak Roma devletini temsil etmez. Kapitolinus üçlüsü gibi devlet dininin bir parçası olan tanrılara tapınak adamakla kişisel bir tanrıçaya tapınak adamak arasındaki fark çok önemli bir farktır. Bu Roma'da bireylerin ön plana çıkmasıyla yaşanan belli bir değişimin göstergesidir ve olasılıkla Roma'da Sezar'ın öldürülmesiyle sonuçlanan algılama biçimiyle yakından ilintilidir. Aslında Sezar'ın Venüs Genetrix heykelinin yanında bir de Mısır tanrıçası Isis olarak betimlenmiş Kleopatra heykeli koydurmuş olduğunu da belirtelim. Bu çok kibirli ve olasılıkla bir o kadar da aptalca bir davranıştı. Zira Cumhuriyet dönemi Roma'sında şehri ziyaret etmiş olan Kleopatra popüler bir kişilik olsa da Aristokratlar tarafından Roma düşmanı olarak görülen olumsuz bir karakterdi. Bu Caesar Forumu'nun günümüzdeki hali. Solda sütun dizisinden geriye kalanları görüyorsunuz. Bunların bir kısmı hala ayakta. Burada Venus Genetrix tapınağının merdiven temelleri, yüksek podyumu var. Ama gördüğünüz gibi çok az, sadece 3 sütunu kalmış. Sonuç olarak aslında bayağı harap durumda. Hatta gördüklerinizin çoğu Julius yapısı bile değil. Tapınağın bir yangınla ciddi hasar gördüğünü, Milattan sonra 1. yüzyıl sonlarında İmparator Domitianus, ardından Milattan sonra 2. yüzyıl başlarında da İmparator Traianus tarafından restore edildiğini biliyoruz. Bu nedenle bugün ayakta kalanların büyük bir bölümü daha geç dönemde yapılanlardır. Ama onarımlarda orijinal Julius yapısına geniş ölçüde sadık kalındığını biliyoruz. Yani kalanlar o yapının bir yansımasıdır. Buradaki sikkede Julius Caesar zamanındaki tapınak betimlenmiştir. Önünde bir sunak görüyoruz. Roma tapınaklarında kurban törenleri tapınağın önünde yapılırdı. Tapınağın kendisi Sütunlar içerideki Venüs Genetrix kült heykelinin görülmesi için iki yana açılmış. İki yanda sütun dizileri. Yakından bakarsanız alınlıkta bir heykel olduğunu görürsünüz ve burada betimlenenin ne olduğunu yazılı kaynaklardan biliyoruz. Burada Venüs'ün denizden doğuşu tasvir edilmişti. Bilenleriniz varsa bu betimlemenin olasılıkla en yakın örneği Fransa'daki Botticelli'nin Primavera adlı eseridir. Burada ayrıca olasılıkla Mars'a ait silah ve zırhları taşıyan kübitler olduğunu da biliyoruz. Bu Sezar forumu üstüne tez yazıp daha sonra bunu bir kitap olarak yayınlamış olan eski bir öğrencimle ben. Burada bana Bugün hala görünür durumda olan bazı mimari ayrıntıları gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi derin delgi izleri var. Delgi kullanımı Julius Caesar döneminden ziyade Domitianus ve Traianus dönemlerinin tipik özelliğidir. Yani bu bezemeler yapının daha geç dönemdeki onarımlarına aittir. Bu Julius Caesar Forumu'ndaki Venus Genetrix tapınağının restore edilmiş hali. Sanırım tapınağın nasıl bir yapı olduğu konusunda en iyi fikri bu verecektir. Üzerinde bu tapınağı Caesar, Roma'nın diktatörü Caesar Fecit yani yani yaptırdı diyen bir yazıt var. Gördüğünüz gibi yüksek bir podyumu, üç tarafında basamakları vurgulanmış bir ön cephesi var. Venüs'ün doğumunun betimlendiği alınlık yukarıda. Yan sütunlar. Burada da forumun solundaki sütun dizisi, aralarında kaide üstünde heykeller, arkasında da dükkanlar var. Burada göz önüne serilen en önemli özellik ise Venüs Genetrix Tapınağı ve Sezar Forumu'nun Kapitolyonus Tepesi'ndeki Kapitolyum'la olan ilişkisidir. Şimdi arada bulunan Victor Emmanuel anıtını kaldırırsanız, o dönemde arkada Kapitolium Jüpiter OMC tapınağı görünüyordu. Jüpiter tapınağından söz ederken bugün tepeden modern şehre bakan yapının bir zamanlar Jüpiter OMC tapınağının olduğu yere inşa edilen Senatorio Sarayı ile Michelangelo'nun tasarladığı Campidoglio olduğunu söylemiştik. Ama restore edilmiş görüntüde de olduğu gibi buradan Antik Roma'ya Forum Romanum'a bakan yapı bu eski Jüpiter tapınağıydı. Bunun bir rastlantı olduğunu zannetmiyorum. Bildiğiniz gibi Romalılar hangi yapıyı nereye koyacakları konusunda son derece titiz davranıyor, yapılar arasında ilişki kurmayı seviyorlardı. Bu da bir rastlantı değildi. Sezar Venüs tapınağı için öyle bir konum seçmişti ki bu tapınağa bakan gözünün ucuyla da karşı tepedeki Kapitolinus üçlüsünün tapınağını görüyordu. Ki bu da olsa olsa çağdaşlarının gözünde Sezar'ın kimliğine vurgu yapan bir katkı olabilirdi. Burada perdenin sağında Marcus Antonius'un şimdi İngiltere'de olan siyah bazalttan bir portresini, solda ise Roma'nın ilk imparatoru Octavianus Augustus'un bronzdan harika bir portresini görüyoruz. Yunanistan yakınlarında bulunan bu büst atlı bir heykelin parçasıydı. Milattan önce 44 yılında Sezar'ın öldürülmesinden sonra Marcus Antonius yönetimi ele geçirdi. O dönemde Sezar'ın yeğeninin oğlu olan Octavianus henüz 19 yaşında, yani sizin yaşınızdaydı. Sezar'ın akrabasıydı ama bu oldukça uzak bir akrabalıktı. Yeğen oğluydu. Bu 19 yaşındaki delikanlı Marcus Antonius'u devirmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bunun ardından Octavianus gayet akıllıca davranarak bükemediğin eli öp kuralına uydu ve Marcus Antonius'la birlikte hareket etmeye karar verdi. Böylece M.Ö. 43 yılında Octavianus, Marcus Antonius ve Lepidus adında bir üçüncü kişiden oluşan ikinci triumvirlik kuruldu. İkinci triumvirliği kurduktan sonra Octavianus'la Marcus Antonius, Cassius ve Brutus'a karşı savaşmak üzere ordularını birleştirdi ki ikisinin de kalabalık orduları vardı. Cassius ve Brutus'un Sezar'ı öldüren kişiler olduğunu hatırlayacaksınız. Amaçlarında da başarılı oldular. Ve önce 42 yılında Filippi Savaşı ile Cassius ve Brutus'u yendiler. Her ikisi de öldü. Milattan önce 42 yılında Filippi Savaşı. Bu önemli bir savaş. Marcus Antonius, Sezar'ın ölümünden sonra sadece Roma'da değil, Kleopatra'nın yaşamında da gücü ele geçirdi. Gerçi ilişkilerinin daha önce başladığına dair söylentiler var. Ama her neyse Marcus Antonius Kleopatra'nın yanına Mısır'a gitti ve zamanının büyük bir bölümünü de imparatorluğun doğu eyaletlerinde geçirmeye başladı. Octavianus gayet zeki biri olarak Marcus Antonius'un dikkatinin dağıldığını fark etti ve "Ben bir üçlünün bir parçası değil, Roma'nın tek hakimi olmak istiyorum." Bu da bunu ele geçirmek için mükemmel bir zaman dedi ve Marcus Antonius'la Kleopatra'yı Milattan önce 31 yılında tüm zamanların en ünlü savaşı olan Aktium Savaşı'nda yendi. Bu ünlü savaştan sonra Kleopatra ve Antonius intihar etti. Octavianus böylece yeni doğan bu büyük gücün tek hakimi oldu. Milattan önce 27 yılında da kendisine kutsal anlamına gelen Augustus ünvanı verildi. Augustus hakkında hem Suetonius'un yazdığı biyografi sayesinde hem de Augustus'un kendi hayatını ve başarılarını anlatan yazıtı Res Gestae Divi Augusti sayesinde ek bilgiler ediniyoruz. Octavianus'un milattan önce 27 yılında Augustus unvanı aldığını söylemiştim. Augustus 27 yılından öldüğü milattan sonra 14 yılına kadar yani 76 yaşına kadar çok uzun bir süre Roma imparatoru olarak kalmıştır. Kadınların çoğunun doğum yaparken 10-20 yaş arasında çoğu erkeğin de 30'lu yaşlarında öldüğü antik çağlar için 76 yaş çok ileri bir yaş demekti. Yani gördüğünüz gibi Augustus çok uzun süre Roma İmparatoru olarak kaldı. Augustus ölümünden sonra Roma'daki Vesta rahibelerine emanet ettiği vasiyeti dışında geriye 3 belge bırakmıştır. Bunlar cenaze töreni için bir talimat Roma'nın ve imparatorluğun durumunu anlatan bir tür söylev. En önemlisi de yaşamı boyunca yaptığı işlerin bir özeti olan ve iki bronz plakaya kazınarak Roma'daki mezarının önüne konması planlanan yazıt. Yani ünlü Res Gestae Divi Augusti'dir. Bu kutsal Augustus'un yaptığı işlerin listesi anlamına gelir. Augustus Sezar gibi ölümünden sonra tanrılaştırılmıştır. Bu yazıtta ülke içinde ve dışında kazandığı savaşlar, kurduğu şehirler ve bizim için en önemlisi bir sürü yapı projesi listelenmektedir. Örneğin sadece Roma'da 82 tapınağı ya restore ettirmiş ya da inşa ettirmiştir. Bu liste Augustus'un yapı projeleri konusunda ne kadar büyük düşündüğünü göstermektedir. Ayrıca yaptıklarının bir özeti olması bakımından bizim için çok önemlidir. Bu yapılardan bazıları hala ayakta. Bazıları da yıkılıp yok olmuştur. Ama bu liste hem Augustus için hem de ondan önce Sezar için yapı inşa ettirmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. Buradaki amaç sadece Roma'yı büyük bir şehir haline getirmek değil, Aynı zamanda gelecek kuşaklara bir iz bırakma isteğidir. Kuşkusuz her ikisi de bu konuda çok başarılı olmuştur. Suetonius'un yazdıkları da bizim için çok önemlidir. Suetonius, Augustus'un gururla "Romayı tuğladan bir şehir olarak buldum, mermer bir şehir olarak bırakıyorum." dediğini yazar. tuğladan bir şehir yani Pompei'de gördüklerimiz gibi tuğla kiremitlerden yapılmış bir şehir bulmuş ve bunu değiştirmek istemiş ve geriye mermer bir şehir bırakmış. Bu da zaten bugünkü dersimizin ana temasını oluşturmaktadır. Augustus Yunanistan'dan Atina şehrini model alarak mermer bir şehir kurar. Tabi bu biraz abartılı bir söylevdir ama bugün inceleyeceğimiz 2 Ağustos dönemi yapısından da göreceğimiz gibi çok da haksız değildir. Gerçekten Tiber kıyısında mermerden bir şehir kurmuş ve gelecek kuşaklara daha önce sözünü ettiğimiz helenleştirilmiş yapılardan oluşan bir şehir bırakmıştır. Augustus'un hayallerinin gerçekleşmesi tarihte ilk kez Roma'ya yerli bir kaynaktan yüksek kaliteli mermerin getirilebilmesi ile mümkün olmuştur. Bu ithal mermerin aksine Roma'ya yakın bir yerden gelen yerli bir mermerdi. Bugüne kadar Romalıların mermer yapılara özendiklerini, Pompei ve Roma'da birinci setil duvarlarda sahte mermer duvarlar yarattıklarını, tüf veya travertenden yaptıkları yapı elemanlarını beyaz stukko ile kaplayarak bunlara mermer görüntüsü vermeye çalıştıklarını gördük. Ama böyle bir değişim için yeterli mermerleri yoktu. Bazı yapılarda kullanmak üzere bir miktar Yunan mermeri ithal ediyorlardı ama bu yöntem istedikleri büyük mermer yapı projeleri için çok masraflıydı. Ama Sezar'ın diktatörlüğünün sonlarında Augustus'un imparatorluğu zamanında Roma'ya birdenbire yüksek kaliteli, nispeten ucuza mal edilen bir mermer getirilebilir oldu. Bu dönemde Romalılar İtalya'nın kuzeybatı kıyısındaki Luna'daki mermer yatağını işlemeye başladılar. Bu bugünkü Carrara kasabasıdır. Michelangelo da yüzyıllar sonra aynı mermeri kullanmıştır. Bu aslında hepimizin bildiği Carrara mermeridir. Ama antik dönemde adı Luna'ydı. Luna veya Carrara mermeri. Burada mermer yasaklarından birinin resmini görüyoruz. Luna-Karara mermer yataklarının günümüzden bir görüntüsü. Burada bir inşaata götürülmek üzere tepeden indirilen bir mermer bloğu görüyoruz. Bu işi genel anlamda bugün de Antik Roma dönemindekine benzer bir yöntemle yapıyorlar. Bunu taşımak da çok kolaydı. Kıyıda olduğu için mermeri gemilere yükleyip Osya'ya, oradan da Tiber üzerinden Roma'ya getiriyorlar. Bu yöntem Ağustos zamanında büyük bir başarıyla uygulanmaya başlanmıştı. Bugün Karara'ya gitmek, özellikle de mermer sergisi sırasındaysa çok keyiflidir. Bu sergide insanlar Karara mermerinden yaptıkları eserlerle ödül kazanmak için yarışıyorlar. Burada gördüğünüz böyle bir sergi sırasında çekilmiş bir fotoğraf. Bu yarışmalarda inanılmaz eserler sergileniyor. Bunlara sanat eseri diyebiliriz. Bu benim en sevdiklerimden biri. Bir İtalyan Cinquecento'sunun Carrara mermerinden modeli. Bu arabalar çok ufak arabalardır. Bazen sağda solda antikalar görseniz de bugün artık bunlardan çok az var. Bunlardan bir tane de bende vardı. Bu da benim Cinquecentomla bir resmim. Piazza di Spagna'dan, yani İspanyol merdivenlerinden çok uzakta olmayan bir Amerikan ekspres önünde. Ama arabanın ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Ben arabanın tepe penceresinden dışarı çıkacak şekilde yolcu koltuğunun olduğu tarafta ayakta duruyorum. Benim boyum yaklaşık 1.70 benim boyumla arabanınkini kıyaslarsanız küçüklüğü hakkında bir fikir edinmiş olursunuz. Bu da sevdiğim bir başka örnek. Juan ve Evita Peron'un Luna mermerinden başları. Birkaç yıl önceki yarışmalardan birinde sergilenen çarpıcı örneklerden biriydi. Roma'nın mermer bir şehre dönüşmesine gelince. Artık Roma'nın ithal Yunan mermeri ile kıyaslandığında daha düşük maliyeti olan Carrara mermerine erişimi vardı. Ve Augustus mermerden bir şehir inşa etmeye başladı. Bugün Augustus tarafından yaptırılan iki önemli yapıyı göreceğiz. Bunlardan ilki Roma'daki Augustus Forumu, yani Forum Augustum'dur en başından beri Augustus'un aklında bu yapıyı inşa etmek vardı. Stunius'tan Roma'da hali hazırda Forum Romanum ve Julius Caesar Forumu gibi iki forum varken, Augustus'un yeni bir forum yaptırmasının sebebinin, Roma nüfusunun çok artması ve davalara bakmak için mevcut forumların yetmemesi olduğunu öğreniyoruz. Evet bu iyi bir hikaye ama gerçekle pek ilgisi yok ya da belki kısmen ilgisi vardı ama Augustus'un asıl bazı gizli nedenleri vardı. Bu Marcus Antonius'la birlikte Julius Caesar'ın katillerine karşı milattan önce 42 yılında yaptıkları Filippi Savaşı ile ilgiliydi. Augustus savaştan hemen önce eğer savaşı kazanırsa Mars Ultora, Oletor yani intikam Alıcı Marsa, Julius Caesar'ı öldürenlerden intikam almasına yardım ettiği için bir tapınak yaptıracağına yemin etmişti. Savaşı kazanınca da sözünü tuttu. Ama bu tapınağın etrafında bir düzene gereksinimi vardı. Zira Romalılar çoğu zaman tapınaklarını kutsal alan gibi, forum gibi bir kompleks içine inşa ederlerdi. Bu da Augustus'a içine Mars Ultor tapınağını inşa edebileceği büyük bir forum yaptırması için iyi bir gerekçe olmuştu. Yine de bir süre bu isteğini yerine getirememiştir. Filippi Savaşı milattan önce 42 yılındaydı ama ardından da uğraşması gereken Marcus Antonius ve Kleopatra vardı. Mars Ultor tapınağını ancak Aktium Savaşı ile bu ikisini de yendikten sonra yaptırabilmiştir. İnşaatın milattan önce 28 yılında yani ilk savaştan epey zaman sonra başladığını görüyoruz. Tapınak milattan önce 2 yılında kutsanmıştır. Yani Augustus forumundaki Mars Ultor tapınağının inşası milattan önce 28 yılında başlamış, milattan önce 2 yılında tamamlanmıştır. Burada planını görüyoruz. Birazdan göreceğimiz gibi Julius Caesar forumunun hemen yanındadır. Neden? Çünkü Augustus kendisini evlat edinen kutsal babasıyla özdeşleştirmek istemişti. Böylece kendi forumunu Sezar'ınkinin yanına yaptırdı. Burada Augustus forumunu görüyoruz. Genel hatları ile Julius Sezar forumuna benzediğini görüyorsunuz. Üste açık dikdörtgen bir alan. İki yanında sütun dizileri. Ortada, önündeki alana hakim konumda, arka duvara bitiştirilmiş bir tapınak. Buradaki tek fark, iki yanda Palestrina'daki Fortuna Primigenia kutsal alanında gördüklerimize çok benzeyen eksetraların olmasıdır. Ortadaki tapınağı saran kollar gibi görünen bu tasarım, tapınağı mimari ve görsel olarak vurgulamak üzere yerleştirilmiştir. Ayrıca bunların içinde heykel konan nişler vardı. Sütunların arasından buradaki heykeller görülmekteydi. Mars Ultor tapınağı hep sözünü ettiğimiz erken Roma tapınak özellikleri taşır. Etrüsk planının kullanımı, ön cephe vurgusu, tek kenara yerleştirilen merdiven, derin portiko, portikoda bağımsız sütunlar. Yanlarda da yine bağımsız sütunlar var ama Etrüsk tapınaklarındaki gibi düz bir arka duvara sahip. Gördüğünüz gibi içeride de sellayı süsleyen sütunlar var. Arkada ise kült heykeli konan tek bir niş. Buradaki kaideyi de aklınızda tutun. Birazdan bunun üzerindeki heykelle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bu Google Earth'ten bu alanın bir görüntüsü. Buradaki Julius Caesar Forum ile ilişkisini görüyoruz. Girişi buradan. Kapitolinus Tepesi'ne doğru ilerliyoruz. Burada koruna gelen ve daha önce gösterdiğim 3 adet sütun. Bunlar sol taraftaki dükkanların önünde duran sütun dizisinden korunan örnekler. Bu da Mussolini tarafından yaptırılan modern cadde, Via dei Fori Imperiali. Bu cadde ile Mussolini Forum Romanum'u ve Julius Forum'unu birer parçası oldukları imparatorluk forumlarından ayırmıştı. Yakın zamanlarda Roma'ya gidenleriniz varsa bilir, tüm bu bölgede kazı çalışmaları yapılıyor. Zaman içinde Mussolini'nin caddesini yıkıp bu forumları birleştirerek büyük bir arkeopark yapmayı planlıyorlar. Bakalım gerçekleştirebilecekler mi? Zira trafik açısından bir kabus olabilir. Ama gerçekleştirilirse çok hoş olur. Orijinalde Augustus Forumu tam Sezar Forumu'nun yanındaydı. Dikkatli bakarsanız Mars Ultor tapınağının kalıntılarını ve koruma duvarını görebilirsiniz. Bu 35 metre yüksekliğindeki duvar tapınağı arkadaki Subura olarak bilinen S-U-B-U-R-A eski ahşap evlerin bulunduğu ve sürekli yangınların çıktığı mahalleden uzak tutuyordu. Çünkü mermer yanar. Google Earth'ten bir başka görüntü. Bu diğer taraftan bir görünüm. Mars Ultor Tapınağı'ndan geriye kalanları görüyoruz. Arka duvara doğru yerleştirilmiş, arkasında koruma duvarı çok iyi korunmuş durumda. Kıvrılarak uzanıyor ve bu kutsal alanı arkasındaki Subura denen yerleşim alanından ayırıyor. Bu koruma duvarının forum dışından bir görüntüsü. Üzerinde bu ortaçağ görünümlü pencereler gibi daha geç dönemlerde yapılmış eklemeler var. Ama büyük bir kısmı olduğu gibi korunmuştur. Gördüğünüz gibi bu duvar peperino taşından kesme taşlarla yapılmış. P E P E R I N O. Peperino taşından daha önce de söz etmiştik. Bu bir tür tüf taşıydı. Peperino burada koruma duvarının inşasında kullanılmıştır. Peperino bloklarının grimsi kahvemsi rengini görüyorsunuz. Bununla tapınak arasındaki farkı da görebiliyorsunuz. Tapınağın sütunları, basamakları, bazı süslemeleri ve bazı duvarları luna ya da karara mermerinden yapılmıştır. Tapınakta luna veya karara mermeri kullanılmış. Bu Mars Ultor Tapınağı'nın günümüzdeki görüntüsüdür. Oldukça yıkık durumda ama yine de bir zamanlar nasıl olduğu konusunda bir fikir sahibi olmamıza yetecek kadar korunmuş. Yüksek bir podyum olduğunu görüyorsunuz. Tüf taşından yapılmış. Basamaklar daha önce sözünü ettiğimiz ocaktan getirilen karara mermeri ile kaplanmış. Sütunlarsa masif karara mermeridir. Peperino duvarla arasındaki farkı görüyorsunuz. Solda ekzetralardan birini görüyorsunuz. Sözünü ettiğimiz nişler. Bu nişlere sütunların arasından görülebilen heykeller yerleştirilmişti. Bu, Ward Perkins'in kitabından alınmış, tapınağın antik dönemdeki halini gösteren yeniden canlandırmasıdır. Burada tanımladığımız tüm özellikleri görüyoruz. Yüksek podyum, tek cephede merdiven, ön cephe vurgusu. Ayrıca alanlıktaki heykeltraşlık bezemesini de görüyoruz. Bu bezeme hakkında bilgi sahibiyiz. İki yanda sütunları ve burada da ikinci bir katı olduğunu görüyorsunuz. Burada zor seçiliyor ama sözüme güvenebilirsiniz. Üst katta sütun yerine kadın figürleri kullanılmış. Diğer tarafta da bunlardan var. Bunlardan birazdan söz edeceğiz. Sonuç olarak burada tapınağın en görkemli zamanında nasıl bir yapı olduğunu görüyoruz. Burada Romalıların en sevdiği Korint başlıkları kullanılmış. Bu koruna gelen örnekten başlıkların ne kadar özenle işlenmiş olduğunu görebiliyorsunuz luna ya da karara mermerinden çok kaliteli bir işçilik. Tipik 3 sıra akantus yaprağı, bunlardan çıkan spiral volütler ve ortadaki rozetiyle bu tipik korint başlıkları tapınakta ve yan dizilerin birinci kat sütunlarının birçoğunda kullanılmıştır. Ama bazı başlıklarda akantus yapraklarından çıkan volütün yerini Pegasus'lar yani kanatlı atlar alır. Burada Pegasus'lardan birinin ayrıntısını görüyoruz. Spirallerin yerine hayvan figürlerinin kullanıldığı başlıklara zoomorfik başlık denir. Z O O M O R F I K. Zoomorfik başlıkların Yunanistan'da da bu yapıdan biraz daha erken bir yapıda kullanılmış olması ilginçtir. Bu Eleusis'teki bir kapıdan görüntü. Bu yapıya ilerideki derslerde Roma dönemi Yunanistan'ından söz ederken tekrar döneceğiz. Burada Pegasus yerine Akantus yapraklarından çıkan Boapur atomları kullanılmıştır. Bunu göstermemin nedeni geç Cumhuriyet döneminde Julius Caesar ve Augustus dönemlerinde Roma ile Atina arasında çok büyük olasılıkla ilginç bir mimari takasın varlığını göz önüne sermesidir. Bu konuya da daha sonra eğileceğiz. Ağustos sadece mermer bir şehir inşa etmekle kalmamış, göreceğimiz gibi Atina gibi görünen bir şehir yaratmaya ve kendi yeni altın çağını Perikles'in altın çağı ile özdeşleştirmeye çalışmıştır. Burada çok kendine özgü Yunan modellerinin kullanıldığını görüyoruz. Örneğin bunlardan biri Augustus formundan bir friz, diğeri ise Milattan önce 5. yüzyıl Atina'sında Akropolis'teki üç tapınaktan biri olan Erektion ya da Latince söyleyecek olursak Erektium'un frizidir. Bu frizlerden hangisinin Roma, hangisinin Yunan yapımı olduğunu söyleyebilecek olan var mı? Burada dönüşümlü kullanılan lotus palmet yapraklarını görüyorsunuz. Kaçınız bunun Yunan olduğunu düşünüyor? Kaçınız bunun Yunan olduğunu düşünüyor? Bu Roma'daki Firiz. Üstteki Roma, alttaki Yunan yapımıdır. Yunan olan daha derin işlenmiştir. Sanırım insanları da bu etkiliyor. Roma örneği, Augustus Forum'unda kullanılmış olan üsttekidir. Ama bizim için önemli olan nokta, 5. yüzyıl Yunan yapılarından esinlenmiş ve orada gördüklerini kopyalamış olmalarıdır. Burada Augustus Forumu'nun bir modelini görüyoruz. Mars Ultor Tapınağı, iki yanda onu saran egzedraları yani yarım daire şeklindeki mekanlar. Gördüğünüz gibi yapı dışarıdan aynen Domus Italica'da olduğu gibi oldukça sade. Ama içeri girdiğiniz zaman görkemli bir mimari ile karşılaşıyorsunuz. Sanırım burada da aynı şeyi görüyoruz. Tapınakta ve burada birinci katta Korint sütunlarının kullanıldığından bahsetmiştim. Ama en ilginç olanı forumun hem solundaki hem sağındaki sütun dizilerinin ikinci katında sütun yerine kadın figürlerinin kullanılmış olmasıdır. Bunlar karyatitlerdir. Bunlardan iyi korunmuş olan iki örnek görüyoruz. Sütun yerine kullanılmış olan karyatitler, başları üstünde sütun başlıkları taşıyorlar. Aralarında da üstünde erkek başı tasviri olan bu kalkan var. Bu tanrı Jüpiter'dir. Burada Jüpiter Ammon olarak betimlenmiştir. Büyük İskender'in askeri başarılarından sonra Atina'da Parthenon gibi yerlere kalkanlar koyduğunu biliyoruz. Burada da ona bir gönderme yapılmış olması mümkün. Çünkü Augustus'un da kendinden önce Pompeius'un yaptığı gibi kendisini İskender'le özdeşleştirmek istediğini biliyoruz. Bizim için en önemlisi burada Karyatitlerin Yunan dünyasında çok belirgin bir yeri olmasıdır. Bunlar yine Atina Akropolis'te bulunan ve 5. yüzyıla tarihlenen Erektiyon'daki E, R, E, C, H, T, H, E, I, O, N. Ünlü karyatitli portikodaki Yunan örnekleriyle aynıdır. Erektiyon'daki karyatitlerin Augustus zamanında harap olduğunu biliyoruz. Augustus, Atina'yı üç kez ziyaret etmiş ve bunları bakımsız görünce mimarlarına onartmış. Hatta karyetitlerden birini Roma kopyası ile değiştirmiştir. Mimarlar ayrıca karyetitlerden kalıp çıkararak Roma'ya götürmüşler ve Augustus Forumunda kullanmak üzere boylarını küçülterek çoğaltmışlardır. Sonuç olarak bunlar Augustus beğendiği için Yunanistan'dan kopyalanmıştı ama hiç kuşkusuz bu alıntının bir nedeni de Augustus'un kendi altın çağı ile Perikles dönemi Atina'sında yaşanan altın çağı arasında bir bağ kurma çabasıdır. Alınlıktaki heykeller konusunda da bilgi sahibiyiz. Şimdi bundan söz etmek istiyorum. Mars Ultor Tapınağı'nın alınlığı biraz daha geç bir döneme ait kabartmalarla bezelmiştir. Bu alınlıktaki heykel tasvirlerini tam olarak nasıl olduğunu söyleyebiliyoruz. Tam merkezde Mars Ultor'un kendisinin betimlenmiş olması şaşırtıcı değil. Bedeninin üst kısmı çıplaktır. Yanında sağda bir kadın figürü var. Bu Venüs'tür. Venüs'ün omuzunda bir şey olduğunu görüyorsunuz. Bu bir kübit. Venüs ve kübit. Venüs, Mars'ın sevgilisidir. Burada Fortuna olduğuna inandığımız bir başka figür var. Fortuna, Augustus'a savaşta şans getiren şans tanrıçasıdır. Burada da silahı ve zırhı ile oturan Roma figürü. Bu figürü unutmayın, biraz sonra bir başka oturan Roma tasviri göreceğiz. Burada uzanmış olan figür de kıyısına Roma'nın kurulduğu Tiber nehridir. Burada oturan figürün de Platinus tepesinde Roma'yı kuran Romulus olduğunu düşünüyoruz. Buradaki uzanmış figür de Platinus'un kişileştirilmiş halidir. Evet, bu Mars Ultor'a adanan bir tapınak ve tabii ki alınlıkta da Mars Ultor betimlenmiş. Mars tapınağının içinde bir de kült heykeli vardı. Cezayir dekoruna gelmiş ve bu kült heykelinin bir kopyası olduğu sanılan bir kabartma sayesinde bu heykelin nasıl bir heykel olduğunu bildiğimizi düşünüyoruz. Burada ortada yine Mars Ultor ama burada zırhı ve miferi ile savaşçı bir Mars Ultor betimlenmiş. Yine yanında sevgilisi Venüs. Venüs bir kaideye yaslanmış son derece çekici. Elbisesi omuzlarından aşağı dökülüyor. Mars'a doğru bakıyor. Burada aşağıda Kübit ona kın içinde bir kılıç uzatıyor. Bu olasılıkla Mars'ın kendi kılıcı. Burada da biraz tartışmalı bir figür var. Üstü çıplak, genç, gördüğünüz gibi gür saçlı bir figür. Bunun tanrılaştırılmış Julius Caesar olduğu düşünülüyor. Ama yeşil diyabez portresiyle kıyaslandığında çok gençleşmiş. Çok genç bir kutsal Sezar. Yani burada Roma'daki insanların tanrılaşınca neye benzediklerini görüyoruz. Çok daha genç olarak tasvir ediliyorlar. Gördüğünüz gibi figürler kaideler üstündedir. Roma kabartmalarındaki kaideli figürler çoğu kez heykel betimlemeleridir. Biz de bu üçlü grubun tapınağın içindeki kült heykelinin bir yorumu olduğuna inanıyoruz. Forum'daki heykel programı hakkında bir fikir edinmek üzere plana tekrar bakalım. Ama heykellerin yerleştiriliş biçimi de çok ilginç. Heykeller özenle birbiriyle ilintili olarak sıralanmıştır. Tapınağa baktığınızda alınlığın tam ortasında Mars Ultor'u görürsünüz. Eğer tapınağın içine girme izniniz varsa ki buna sadece rahiplerin izni vardı, orada da ortada Mars Ultor'un kült heykeli vardı. Buraya da Augustus'un milattan önce 2 yılında vatanın babası anlamına gelen Pater Patriae ünvanı aldığı zaman yapılan atlı heykeli dikilmişti. Ardından sütun dizileri boyunca bu tarafta Aeneas, bu tarafta Romulus ve her iki yanda Summi Viri olarak bilinen ve aralarında Augustus'un meslektaşları, hatta rakipleri de bulunan Roma'nın önemli kişilerinin heykelleri yer alıyordu. Burası Roma'nın önde gelen isimlerinin, Augustus'un kendisinin ve Anayas'tan Venüs'e hem mitolojik hem kutsal atalarının heykelleriyle devasa bir portre galerisi gibiydi. Bugün konu edeceğimiz ikinci mermer yapı Arapakis Ağustosay yani Ağustos Barış Sunağıdır. Bu yapı benim en sevdiğim yapılardan biri hatta en sevdiğim yapıdır. Akademik hayatım boyunca bu yapıyla ilgili birçok makale yazdım ve bu yapı hakkında yıllar içinde değişikliğe uğrayan birçok görüşüm oldu. Augustusun kendisi Resgestae'de Augustus Barış Sunağından söz eder. Bu sayede yapı hakkında bilgi sahibiyiz. Augustus İmparatorluğun batısındaki İspanya ve Galya'dan diplomatik anlaşmalar yaptıktan sonra Roma'ya döner. Gerisini Resgestae'den yapılan bu alıntıdan okuyalım. İspanya ve Galya'dan bu eyaletlerde başarılı bir şekilde hukuku ve düzeni kurarak Roma'ya dönmemin ardından senato karar aldı ki bu Önce 3. yüzyılda olmuştur ve dönüşümün onuruna Campus Martius'ta yani bugün Roma'da Campo Martio olarak bilinen yer her yıl görevlilerin, rahiplerin ve Vesta rahibelerinin kurban törenleri düzenleyecekleri Arapakis Augusta'yı kutsadı. Burada gördüğünüz anıt Arapakis Augustae tamamen masif luna veya karara mermerinden yapılmıştır. Yani bir anlamda daha önce gördüğümüz tapınak ve foruma kıyasla daha mermer bir yapıdır. Bu mermer yapının tam olarak hangi tarihte kutsandığını biliyoruz. 4 Temmuz Milattan Önce 13 Bu kutsandığı gündü. tamamlanıp açılması ise 30 Ocak Milattan Önce 9 tarihinde gerçekleşti. 30 Ocak Augustus'un karısı Livia'nın doğum günüydü. Elbette bu bir rastlantı değildi. Livia bunun için mutlaka bir lobi oluşturmuş ve sunağın doğum günü olan 30 Ocak Milattan Önce 9 tarihinde açılmasını sağlamıştı. Burada tarihi bir olaya gönderme yapan bir geçit töreninin betimlendiğini göreceğiz. Ama bunun tam olarak hangi olay olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Yine göreceğimiz gibi anıt, çiçekli akantus bitkileri gibi, dinsel ve mitolojik sahneler gibi, tarihi olaylar gibi çok çeşitli konuları olan heykeltraşlık bezemelerine sahiptir. Ancak burada betimlenen temanın tümünü kavramak ve tüm bunların birbiriyle olan ilişkisini anlamak oldukça güçtür. Buna baktığımız zaman bizim için önemli olan bu Ward Perkins'ten alınan ve sunan nasıl bir yapı olduğu hakkında çok iyi fikir veren plan ve aksonometrik çizim. Aslında sunağın yapının merkezine yerleştirilmiş olduğunu görüyorsunuz. Bu Yunan mimarisinde öncü modelleri olan bir tür U biçimli sunaktır. Helenistik dönemin en ünlü U biçimli sunağı bazılarınız belki biliyordur. Pergamon'da inşa edilmiş olan Zeus sunağıdır. En üstte resmini gördüğünüz bu sunak şimdi Berlin Müzesi'ndedir. Burada da sunağın bir çeşit U biçimli olduğunu görüyorsunuz. Kurban töreninin yapıldığı esas sunak bu üstü açık ve en önemlisi de çift girişi olan bu koruyucu duvarlar içine inşa edilmiştir. Girişlerden biri anıtın doğu kenarında, diğeri batı kenarındadır. Anıtın iki girişi var ama gördüğünüz gibi sadece batı tarafta merdiveni var. Yani Romalılar iki kapı koyarak ikili odak tasarlamışlarsa da merdiveni tek tarafa koyarak yine tekli odak noktası gerçekleştirmişlerdir. Sonuç olarak gördüğünüz gibi Roma mimarlığının cepheci yaklaşımı üstün gelmiştir. Anıtın çift girişli olması çok anlamlı bir özelliktir ve bunun neden yapıldığı konusu tartışmalıdır. Bunun olası iki öncüsü ya da modeli olabilir. Bunlardan biri bir Yunan sunağı, M.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen bir Yunan sunağıdır. Augustus'un Milattan önce 5. yüzyıl Yunanistanı ile özellikle ilgilendiğini, dönemin mimarisini ve çağrışımlarını kullandığını bildiğiniz için buna şaşırmamışsınızdır. Burada milattan önce 5. yüzyılda Atina Agora'sında bulunan 12 tanrı sunağını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi merkezi konumda, etrafı duvarlarla çevrili. İki yanda birer tane olmak üzere çift girişli, kabartmalı bir sunak. Yani bu sunak model alınmış olabilir ve milattan önce 5. yüzyıla ait olması nedeniyle de şaşırtıcı olmaz. Burada ise üzerinde Janus J A N U S Janus kült binası betimlemesi olan bir Roma sikkesi görüyoruz. Çift başlı tanrı Janus'un Forum Romanum'da bir kült yeri olduğunu biliyoruz. Tanrı çift başlı olduğu için kült binasının da iki yanında birer çift kanatlı kapısı vardı. Ve geleneğe göre bu kapılar kapalıysa ülkede barış var demekti. Augustus Gestae'de imparatorluğu boyunca Janus kültünün kapılarını üç kez kapattığını övünerek yazar. Yani Augustus'un hem askeri zaferlerle hem İspanya ve Galya'daki gibi diplomatik girişimlerle kazandığı barış için inşa edilmiş bu sunaktaki çift kapının Janus kültüne bir gönderme olması da şaşırtıcı olmaz. Şimdi hızlıca anıta bir göz atalım. Ve bunun Luna veya Carrara mermerinden yapılmış bir anıt olduğunu hep aklınızın bir köşesinde bulundurun. Size anıtın heykel bezemelerinden bazılarını göstereceğim. Bu bir heykel dersi olmadığı için ayrıntıya girmeyeceğim. Ama mimari anlamımız açısından önemli bezemeler olduğu için birkaç örnek göstereceğim. Burada sunan iki resmini görüyoruz. Burada Ağustos döneminde son derece popüler olan kanatlı aslanları yani grifonları ve kıvrımlı akantus bitkisini görüyoruz. Bu figürlü frizde yanlarında kurban edilecek hayvanlar bulunan Vesta rahibeleri betimlenmiş. Asıl sunağa baktık. Şimdi de anıtın iç kısmına, sunağı çevrileyen duvarın iç yüzüne bakıyoruz. Gördüğünüz gibi çok iyi korunmuş durumda. Burada bezemeli iki alan var. Biri alt kısımda. Bu kısım karara mermerinden bir dizi çıta gibi, ahşap duvar ya da çete benzer şekilde yontulmuş. Üste ise duvar ayaklarına ve boğa başlarına asılmış muhteşem girlantlar var. Birazdan bu boğa başlarının ayrıntısını göreceğiz. Bunlar sunakta kurban edilen boğaları temsil ediyor. Girlantların üstünde de libasyon kapları duruyor. Buradaki betimlemenin ne olduğu konusunda akıllıca düşünülmüş bir varsayım ileri sürülmekte ve burada sunağın inşa aşamasında geçici olarak kurulan ahşap bir sunağın kopyasının yapıldığı savlanmaktadır. Hatırlayacaksınız, sunağın yapım kararı M.Ö. 13 yılında alındı ama tamamlanması 9 yılını buldu. Ama bu arada adak sunuları başlamıştı ve bunun için bir yere gereksinimleri vardı. Yani burada betimlendiği gibi tahtadan ahşap dikmeleri olan, gerçek yırlantları olan geçici bir sunak yapılmış olabilir. Arapakis çevre duvarının içinde de bu ahşap sunağın görünümünün kopya edilmiş olması mümkün. Girlantlardan bir ayrıntı. Burada boğa başlarını yani bukranyayı gayet net olarak görebiliyoruz. Bunların dönemin resim sanatında da çok yakın benzerleri olması şaşırtıcı değil. Bu duvar resmi Roma'daki Livia evindendir. Bu evi görmedik. Prima Porta'daki Livia villasını görmüştük. Ama Augustus'un evini incelerken yolun karşısında bir de Livia'ya ait bir ev olduğunu söylemiştik. Bu resim o evden. Bu birinci stilden izler taşıyan tipik bir ikinci stil duvar resmidir. Boya ile yapılmış dışa taşkın sütunlar ve sütunlardan sarkan girlantlar. Gördüğünüz gibi girlantlar kurdelalarla örülmüş. Bu da antik dönemde boyalı iken perdenin bu tarafında gördüğünüz resmi olasılıkla çok benziyordu. Sonuç olarak burada heykel bezeme ile mimaride kullanılan resimler arasında ilginç bir ilişki söz konusudur. Yeniden aksonometrik görüntüye bakıyoruz. Biraz önce iç kısmından söz ettiğimiz duvarın dışında da bir dizi kare şeklinde panel vardır. Bunlardan dört tanesi kısa yanlarda, yani girişlerin olduğu kenarlardadır. Paneller girişlerin iki yanına yerleştirilmiştir. Diğer kenarlarda, yani kuzey ve güney cephelerde ise frizler vardır. Şimdi size frizlerden tartışma konusu olan frizin ayrıntısını göstereceğim. Ama tartışma konusuna girmeyeceğim. Kuzey ve Güney Filizlerinde Augustus'un yanı sıra senatörlerin, magistratların, rahiplerin ve imparatorluk ailesi üyelerinin yer aldığı bir geçit betimlenmiştir. Bu figürler alttaki akantus dalları üzerinde duruyor ki bu gerçek olamaz. Nasıl olur da bir ala insan bu akantus dalları üzerinde durabilir? Olanaksız. Ama bu üçüncü stil Roma duvar resminde gördüğümüz fantastik betimlemeleri çağrıştırıyor. Bu bahçe odası Q'da gördüğümüz fantastik üçüncü stil duvardan bir ayrıntı. Burada da böyle bir yaklaşım var gibi. Arapakis'teki akantus yaprakları çok ince, çok güzel bir şekilde işlenmiş. Bahçe odası Q'da da siyah fon üzerinde çok benzer bir betimleme görüyoruz. Yani yine resimle mimari bezeme arasında bir ilişki söz konusu. Güney Friz'de Augustus'un bir portresi var. Burada başında örtüsüyle görüyorsunuz. Aralarında çocukların da bulunduğu aile üyelerinin yanında geçitte yerini almış. Burada togalı bir çocuk, burada da yabancı kıyafetler içinde kimliği tartışmalı bir başka çocuk. Size bu konuyla ilgili çok şey yazdığımı söylemiştim. Bu konudaki en son makalemde Özellikle bu yabancı kıyafetler içindeki çocukların imparatorluğun rehinleri yani rehin konuklar olabileceğinden söz ettim. Bunlar dünyanın farklı yerlerindeki önemli hükümdarların Roma'ya getirilip imparatorun sarayında eğitilen ve daha sonra hükümdar olarak kendi ülkelerine gönderilen çocuklardı. Dünyanın dört bir yanında Roma dostu ve müttefiki olan hükümdarlar yaratmak Augustus'un hegemonyacı stratejilerinden biriydi. Ve sanırım bu sahnede de bu yaklaşım ifade edilmektedir. Mitolojik sahnelerin ayrıntılarına girmeden kısaca göz atarsak, burada Mars Ultor tapınağının alındığında gördüğümüz gibi oturan bir tanrıça Roma figürü var. Zırhlardan, silahlardan oluşan bir yığın üzerinde oturuyor. Burada Mars, dişi kurt tarafından emzirilen Romulus ve Remus'a göz kulak oluyor. Bu da romanın hem tarihi hem mitolojik geçmişine gönderme yapan bir tasvirdir. Belki de mimarlık açısından bizim için en önemli konu, bu anıtın orijinal konumunun Augustus mezarı ile olan ilişkisi ve son yıllarda ünlü Amerikalı mimar Richard Mayer'in yaptıklarıdır. Burada Google Earth'ten alınmış bir hava fotoğrafı görüyoruz. Burada Augustus mozelyumunu, gelecek derste söz edeceğimiz şu yuvarlak yapı ve Richard Mayer'in Arapakis için yaptığı müzeyi havadan görüyoruz. Hemen Tiber kıyısında. Ama bu Arapakis'in orijinal yeri değil. O biraz yukarıda. Bir Rönesans saray binasının altında kalmıştı o dönemde bazı parçalar alınmış, Roma Müzesi'ne, Paris Müzesi gibi uzak müzelere götürülmüştü. Daha sonra Mussolini zamanında tüm parçalar toplanmış ve Arapakis yeniden inşa edilmiştir. Ancak orijinal yerinde hala bir saray olduğu için buraya Tiber kıyısına, Augustus Mozelyumunun yakınına inşa edilmiş ve çevresindeki piyatsa Augustus onuruna Piazza Augusto Imperatore olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu aynı zamanda Mussolini'nin de onuruna yapılmıştı. Çünkü burada hem Mussolini'den söz eden önemli bir yazıt hem de tipik faşist stil olarak bilinen tarzda binalar vardır. Burada yine Meyer binasını görüyoruz. Bu traverten bir duvar. Gerçi bu duvar Meyer'in değil ama o da yapıda bir miktar traverten kullanmaya özen göstermiş. Bu daha önce Mussolini'nin mimarlarının yaptığı ve üzerinde Gestae'nin tüm metni olan orijinal çevre duvarıdır. Neyse ki Meyer de bunu yıkmamış, kendi binasının bir duvarı olarak kullanmış. Bu da oradaki Mussolini tarafından yaptırılan faşist yapılardan biri. Bu da ünlü Alfredo Ristorante. Aslında pek önereceğim bir yer değil. Roma'da yemek yenecek daha güzel yerler var. Ama tarihi bir simge olduğu için orada olduğunu bilmenizi istedim. Bu Mussolini'nin adının geçtiği ilginç bir yazıt. Uçan zafer figürüne dikkat edin. Bunun Roma taklarında sıklıkla kullanılan bir bezeme unsuru olduğunu göreceğiz. Elinde Roma imparatorlarının korumalarının taşıdığı ve fasces olarak bilinen bir tomar çubuk var. Faşizm kelimesinin nereden geldiğini merak ediyorsanız kelimenin kökeni bu Roma faskesidir. Mussolini'nin ardından geriye gördüğünüz gibi sadece M U S S, -S O L kalmış. İsmi 1930'larda ölümünden ve gözden düşmesinden sonra kısmen silinmiş. Ama bu benim için son derece ilginç. Yıllar boyunca ne zaman oraya gitsem her seferinde bu yazıta baktım ve fotoğrafını çektim. Son zamanlarda İtalya'da Mussolini'ye karşı artan bir ilgi var ve fark ettim ki ismi tamamlamışlar. Müzeyi elden geçirdiklerinde gördüğünüz gibi Mussolini'nin ismini de tamamlamışlar. Arapakis'in konumu ile Augustus Mozellium'un ilişkisine değinmek istiyorum. Tekrar hatırlayalım, anıt bugün orijinal yerinde değil. Şimdi Tiber kıyısında Augustus Mozellium'un yanındadır. Ama dediğim gibi orijinal konumu bu değil. Antik dönemde burada Augustus'un İspanya ve Galya'dan dönerken geçtiği Antik Via Flaminia üzerindeydi burada inşa edilmişti. Önünde de Mısır'dan getirilmiş olan ve buradaki güneş saatinin bir parçası olan bir dikili taş vardı. Buradaki düzen o kadar hassastı ki güneş saatinin gölgesi Ağustos'un her doğum gününde tam Arapakis'in merkezine düşmekteydi. Her şey son derece özenle yerleştirilmişti. Mısır'dan getirilen dikili taşın üstünde de Augustus'un Kleopatra ve Marcus Antonius'u yendiği Aktium Savaşı ile ilgili bir yazıt vardır. Arapakis'te Fransa, İspanya gibi batı eyaletlerdeki diplomatik antlaşmalarının anısına yapılmıştı. Bana burada Augustus'un imparatorluğun her yerinde hem doğusunda hem batısında zaferler kazandığına bir gönderme yapılmış gibi geliyor. Ve bir de Augustus mozelyumuna yakınlığı var. Daha önce sözünü ettiğimiz gibi savaşta kazanılan zaferle ölüme karşı kazanılan zafer Romalılar için eş anlamlıdır. Burada her ikisine de gönderme var. Bunun bir kompleks olarak planlandığını söylemiyorum. Mozelyum gelecek derste göreceğimiz gibi 28-23 yılları arasına tarihlenir. Yani 13-9 yılları arasında yapımı süren sunaktan çok daha erken bir tarihe aittir. Ama sanırım Arapakis'in yapımına karar verildiğinde yeri konusunda, mezarla ilişkisi konusunda epey düşünmüş olmalılar. Burada restore edilmiş iki görüntü daha görüyoruz. Dikili taşın güneş saati olarak kullanıldığını ve gölgesinin Arapakis üzerine düştüğünü görüyorsunuz. Ve biraz uzakta olmakla birlikte mezar yapısının dikili taşla ve Arapakis'le olan ilişkisini de görüyoruz. Sonuç olarak burası bir bütün olarak planlanmamıştı ama zamanla bir kompleks haline geldi. Mussolini'nin kendi mimarları tarafından yapılan restorasyon tamamlandıktan sonra Arapakis'i ziyaretini gösteren harika bir resim. Altta da Richard Mayer Arapakis'in kendi yaptığı yeni müzeye taşınmasını kutlarken görülüyor. son birkaç dakikada size bir dizi resim göstermek istiyorum. Richard Mayer'in yaptığı müzeyi hem çok beğenenler hem çok kötüleyenler oldu. Mussolini'nin Piazza Augusto Imperatore'yi yeniden düzenlemesi ve buraya yeni bazı yapılar eklemesinden beri ilk kez Roma'nın merkezine modern bir yapı inşa ediliyordu. Roma'da aralarında Mayer'in de bulunduğu ünlü mimarlarca yapılan binalar vardır. Örneğin Mayer, Jubileek Kilisesi'ni yapmıştır. Aynı şekilde Renzo Piano ve başka mimarlar da Roma'da çalışmışlardır. Ama bu yapıların tümü şehir dışında banyolerdedir. Hiçbiri şehrin içinde değildir. Yani bu müze şehir merkezine inşa edilen bir modern yapıdır. Burada bazı insanların neden buna Beyaz Fil dediğini anlıyorsunuz gerçekten şehrin dokusuna pek uygun değil. Aslında 2006 yılındaki açılışından kısa bir süre sonra oraya gittim. Ve bina dışındaki duvar yazılarının fotoğraflarını çektim. Mayeri kriminale yani cani olarak tanımlıyorlar. Ama en sevdiğim bu. Melioli arkitekti Disse Colifa. Yani meyere senden yüzyıllar önceki mimarlar çok daha iyiydi diyorlar. Yani bu müzeyi beğenmeyen çok sayıda insan var. Traverten duvarlarla Antik Roma'ya bir gönderme olsa da yapı camlarıyla tam bir Mayer binası. Bu benim için çok da olmayacak bir şey değil ama birçok kişi için hemen yanı başındaki barok kiliseler gibi geleneksel yapılarla uyumsuzluk içinde. Bence bu tartışma binanın dış görünümü için yapılabilir. Ama biletinizi alıp kapıdan içeri Arapakis'in olduğu yere girdiğiniz zaman durum değişiyor. Gördüğünüz gibi Augustus'un ve aile üyelerinin portrelerinin alçı kalıpları Traverten duvar boyunca sıralanmış. Arapakis'i yeni yerinde gördüğümde çok etkilendiğimi söylemeliyim. Camlı tavanı ve duvarlarıyla sadece Mussolini'nin faşist stildeki binalarını değil, aynı zamanda Augustus mozelyumunu da görebiliyorsunuz. İçerideki ışık muhteşem. Sunağı daha önce hiç görmediğiniz haliyle görme şansı veriyor. Özellikle de gece ışıklandırması çok güzel. Roma'da yapılacak en güzel şeylerden biri gece geç saatte trafik durduktan sonra arabanıza ya da vespanıza atlayıp gezmektir. Tiber kıyısında uzanan Lungo Tevere boyunca gezmek, yeni Meyer Müzesi'ndeki Arapakis Augusta'yı ışıklandırılmış haliyle görmek, gerçekten mücevher kutusundaki bir mücevhere bakıyormuşsunuz hissi uyandırıyor. Augustus'un bir yerlerden bakıp gülümsediğini düşünmeden edemiyorum. Kendinden sonraki kuşaklarda anısını yaşatmayı başardı. Ve bunda Amerikalı mimar Richard Mayer'in de önemli bir katkısı var. Teşekkür ederim.